Merhaba Code is Life izleyicileri. ASP.NET Core eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu video içerisinde bir önceki videoda yapmış olduğumuz sistemin üzerine eklentileri inşa ederek devam ediyor olacağız. Bir önceki videomuzda ASP.NET MVC projesinin nasıl oluşturulabileceği, boş bir proje oluşturarak yani bir console application ya da class library oluşturup bu projeyi nasıl bir MVC projesine, nasıl MVC projesine çevirebiliriz bunu öğrendik. Bütün detaylarını göstermeye ve bütün opsiyonları öğretmeye çalıştım. Bir önceki videoda belirttiğim üzere bütün oluşturmuş olduğumuz kodları GitHub hesabına yükleyeceğiz ve buradan indirip oradan devamını getirebileceğiz. Bugün ben sizler için önceden bir çalışma yaptım. Normalde yaptığım bir şey değil ama biraz teferruatları hızlandırmak için. Çünkü bu videoda bir HTML template'i sistem içerisine yani projemiz içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Ve benim dahil etmem yaklaşık 2 saat falan aldı. İşte nerede ne var, nerede ne yok, hangi CSS çalışıyor, hangisi çalışmıyor. Bu şekilde bir vakit kaybını sizinle birlikte gerçekleştirmek istemedim. Öncelikle şu şekilde bir repository'miz var. ASP.NET MVC Core MVC 2023 adında. Bunun içerisine ben initial commit'i attım. Yani bir önceki videodaki yapıyı oluşturdum. Ve buraya da başlarken ne yapmanız gerekiyor, ne indirmeniz gerekiyor, download linklerini koydum. Yine normal linklerimizi buraya ekledim ve en altta da kaynaklar, yani admin template'i buraya ekledim. Buradan da indirebilirsiniz. Herkese zaten projemiz içerisinde göreceksiniz. Branch'lerin içerisinde ekleyerek devam ediyor olacağız. Ben oluşturmuş olduğum ve hazırlamış olduğum bütün konuları branch'lere atacağım. Minimum kod yazarak ilerleyeceğiz ama yazdığımız kodları da satır satır açıklayarak ilerleyeceğim. Neden bunu yaptık? Neden ekledik? Neden böyle bir şey var? Bunların hepsini teker teker ekleyeceğim ve eklemezsek ne olur? Nasıl bir sonuç alırız? Nasıl bir hata alırız? Bunlarla ilgili detayları veriyor olacağım. Kaynaklar kısmında admin template adında bir link var. Bu linkin download linki bu. Simit adında bir tane template buldum. HTML template. Ve bir CRM projesi oluşturmaya karar verdim. Basit bir CRM projesi oluşturmaya karar verdim. Fakat profesyonel CRM sistemlerinden örnekleyerek ilerlemek istiyorum. Bununla ilgili de çalışmayı bir sonraki aşamada göstereceğim. Yani neyi kullanacağız? Nasıl bir sistem kullanacağız? Neyi örnekleyeceğiz? Bununla alakalı konuşuyor oluruz zaten. Siz de download free diyerek bunu indirip inceleyebilirsiniz. Ama indirmenize de gerek yok. Zaten branchlerin içerisinde mevcut. Her zaman master branch'i en son dersi içeriyor olacak. Doğal olarak sizin tekrar tekrar takip etmenize gerek yok. Durum bundan ibaret. Bu video bu kadarlık olsun. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Videoları çok fazla uzatmadan ilgilendiğiniz yerlere devam ediyor olacağız. Şimdi Code is Life GitHub hesabına buradan ulaşabilirsiniz. Telegram hesabımız var burada. Sohbet ve muhabbet ettiğimiz ve sorularımızı cevapladığımız. Instagram ve TikTok hesaplarımız var. Bunları da beğenip paylaşırsanız sevinirim. Twitter hesabımız da var da buraya eklemedim. Yine Twitter hesabımızda Code is Life. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.